Transformers severler, herkese tekrar merhaba. Ben Optimo Teri ve yine bir kutu açılımı videosu ve yine ben karşınızdayım. Bu kez elimizde Transformers 3 Ayın Karanlık Yüzü filminin Yıkıcılar takımı üyeleri Rootbuster, Topspin ve Leadfoot var. Stüdyo serisi figürler içerisinde son dalgada Rootbuster da yerini aldı ve Topspin ile Leadfoot da beklenen figürler arasında. Ancak açık konuşmak gerekirse stüdyo serisi genel itibariyle çok güzel figürler ve çok detaylı figürler, gerçekçi figürler sunmasına rağmen işin aslı Rootbuster'da beklentileri bana göre karşılayamadı. Ve ben Yıkıcılar takımımı stüdyo serisinden ziyade Masterpiece Movie serisinin KO versiyonu olan God serisiyle tamamlamak istedim. Çünkü bana göre God serisi Yıkıcılar daha gerçekçi ve daha detaylı gözüktü gözüme. Topspin'le Leadfoot'u beklememek için bu seriden figürlerimi alarak koleksiyona katmış oldum. Figürler elime ulaşalı yaklaşık bir ay kadar oldu. Yani hemen hemen kanalı açtığım dönemle aynı dönemde geldiler. Ancak kutu açılımları videosu için o tarihten bu yana onları bekletiyordum. Açmak için de sabırsızlanıyorum. Gördüğünüz üzere Rootbuster ve Topspin bir kutuda geliyor. Leadfoot ayrı bir kutuda geliyor. Bu iki figürü de ayrı ayrı sipariş verebiliyorsunuz. Ancak ikisi birlikte olduğunda %10'a varan bir indirimden de yararlanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ben ikisini bir sipariş etmiştim. Ve Leadfoot'tan başlayalım kutularımızın açılımına. Öncelikle kutuların çok havalı olduğunu söyleyeyim. Şeffaf bir bölümü olmadığı için kutunun içini göremiyorsunuz. Biraz da sürpriz olacak. İnternetten araştırdığım kadarıyla gerçekten güzel figürler. Bunda hiçbir şüphem yok. Kutu üzerinde de çoğunlukla Çince terimler yer aldığı için çok da fazla kutuyu size anlatamıyorum. O yüzden hemen kutunun açılımına geçelim arkadaşlar. Evet, açılacak yeri buldum. Şuradan bir kesik atıyoruz. Merakla bekliyorum ben de. Gerçekten şöyle bu tarafı galiba. Önü. Evet, hazır mısınız arkadaşlar? Ben de ilk defa göreceğim sizinle beraber. Vay. Çok havalı. Kutumuz şurada dursun. Harika bir figür. Bizi bekliyor anladığım kadarıyla. Şuradan kesmemiz gerekiyor. Buradan keselim. Şuradan da keselim. Şuradan da keselim. Ve arkadaşlar muhteşem bir Leadfoot var şu an karşımızda. Şöyle Leadfoot'u bir kenara koyalım. Çok tatlı durduğunu, çok güzel durduğunu söylemeliyim. Şu an heyecan yaptım. Şunlar elleri ve silahları. Silahlar. Silah manyağı bir abimiz Leadfoot. Bu kadar kaliteli bir şey beklemiyordum. Yani şu üstündeki detaylara bakar mısınız? Kafası falan muhteşem gözüküyor. Oynuyor mu? Oynuyor. Muhteşem yapılmış yani ya. Gerçekten harika üretilmiş bir figür. Parmakları oynuyor mu? Yok. Yani harika. Diyecek hiçbir şey yok. Şu anda ben hayretler içindeyim. Plastik kalitesi biraz kötü. Açık konuşmak gerekirse. Bir koleksiyoncu olarak açıkçası çok da önemli değil benim için plastiğin kalitesi. Bana verdiği görüntü benim için önemli olan ve muhteşem bir Leadfoot var şu an karşımızda. Silahlarını yerleştireceğiz ama önce şu eli bir takalım. Kolaylıkla girdi. Aa, çok havalı. Yukarıda kaldırabiliyorsunuz bu bölümden. Şu parçaları böyle konumlayabiliyorsunuz isterseniz. Silahlarını takalım arkadaşlar. Şu bir. Şu da diğer silahı. Evet, şu bölümü böyle biraz serbest bırakıp şöyle ön tarafa alırsak aynen öyle. Böyle daha gerçekçi bir Leadfoot görüntüsü yakalamış oluruz arkadaşlar. Nitekim de öyle oldu. Yani şuna bakar mısınız? Birazcık eğmemiz gerekiyor. Şişkocuğum benim ya. Çok güzel duruyor. Şu silah da muhtemelen arkasındadır. Yani backpack görüntüsü yani fena değil ama çok detaylı bir figür olduğu için net bir şekilde söylüyorum. Şu an elimde tuttuğum Leadfoot figürü gerçeğe en yakın ve en detaylı olan figür. Kanatları demek ki yukarı doğru birazcık şöyle kaldırıp daha havalı bir görüntü elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu silahın da yerini zannediyorum buldum. Şurası değildir çünkü fotoğraflarda hep böyle omuzumdan öne doğru geliyordu. Ve sağa sola da dönüyor. Silahına da şöyle yakından bir bakalım. Yani güzel detaylandırılmış küçük bir minigun gibi tam otomatik bir silah. Muhtemelen şuraya bir yere takacağız bunu. Evet, buraya yerleştiriyoruz. Evet, şöyle bir görüntü. Başın hemen arkasından biraz yukarı doğru çevirirsek. Harika. Yani şu anda gerçekten hayranlık duydum God serisi figürlere.
scale olarak Masterpiece Movie sınıfı figürlere denk üretildiklerini, yani görüntü olarak da detaylandırma olarak da kesinlikle hiçbir fark yok. Dediğim gibi tek fark plastik kalitesi. Sanki Masterpiece figürler daha kaliteli plastiklerden yapılıyor gibi geldi bana. Daha böyle bir ağır bir duruşu var. Hatta en son incelemesini gerçekleştirdiğimiz Masterpiece Movie sınıfı Bumblebee ile karşılaştırdığımda onun bazı bölümlerinin metal alaşım ve diecast parçalardan oluştuğundan bahsetmiştim. Bu figürün tamamı plastik arkadaşlar. Herhangi bir diecast parça üzerinde yok ama harika. Yani kesinlikle harika. Evet. Bu kutuda ise detaylar daha güzel bir şekilde yapılmış. Resimlere daha çok ağırlık verilmiş. Her iki figürü de burada güzel bir şekilde görebiliyoruz. Güzel bir detaylandırma. Yan tarafında God On yazısı. God On arkadaşlar her iki figüründe bir arada olduğu anlamına geliyor. Leadfoot God 03 model oluyor. Rootbuster 06 ve Topspin'de 07 modeller God serisinin figürleri arkadaşlar. Arka tarafında da hem robot hem araç formlarında CGI'ler arkadaşlar kutu üzerine işlenmiş. Yani özellikle Rootbuster görüntü olarak Studio serisinin son dalgasıyla birlikte gelen Rootbuster'dan çok daha gerçekçi ve çok daha böyle hani böyle filmden fırlamış bir havası var. O yüzden açmak için sabırsızlanıyorum. Evet, şuradan kutuya ilk hamlemizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kutuyu kapatalım. Arkadaşlar bir kullanım kağıdı her iki figür içinde detaylı bir şekilde robota nasıl dönüştüklerini gösteren detaylar. Evet, anladığım kadarıyla Rootbuster daha fazla hamle sayısına sahip. Kutu için elimize aldığımızda ise muhteşem bir figür takımı bizi karşılıyor. Bu kısımları hemen açalım arkadaşlar, bekleyemiyorum daha fazla. Bu kutudan da araç formlarıyla gelmiş figürler. Ben hani robot formunda bekliyordum açıkçası. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Hop. Ve Topspin. Hani daha yeni tanıtımını gerçekleştirdiğimiz 3. film Deluxe versiyonuyla hani direkt olarak videoyu izleyenler kıyaslama yapabilirler. Yani çok fark var aralarında. Yani çok ciddi bir kalite farkı var. İki figür arasında şu silahların ve kolların detaylarına bakar mısınız? Muhteşem. Lastikler üzerindeki Goodyear yazıları unutulmamış. Yine detaylar hemen dikkatimizi çekiyor. Yan tarafta da mekanik parçalar ve standart Deluxe sınıfı figürlerin araç formlarının arka taraflarını çok iyi hatırlayacaksınız. Hani bomboş yapılmış figürlerdi. Ama bu figüre baktığınızda Chevrolet logosu bile unutulmamış. Yine aynı şekilde yarış numarası da bu tarafa işlenmiş. Yani çok hoş. Bunu çıkartıp şöyle tekrar yandan bir baktığımızda Deluxe sınıfına çok yakın bir boyutu olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi Masterpiece Movie serisi figürlerin detaylarında ve kalitesinde üretilmiş Deluxe sınıfı figürler olarak düşünebilirsiniz. Zaten Masterpiece Movie serisi de Deluxe sınıfının bir tık daha büyük hali figürler şeklinde üretilmiş bir seri. Ve arkadaşlar şurada da şöyle bir kafa şaka gibi. Transformers'ın 5. filminde hatırlayacağınız gibi Topspin'in kafası Leadfoot kafası şeklinde yapılmıştı. Filmde hatta çok konuşuldu, bu bir hata mıydı ya da bilerek mi böyle bir değişiklik, hani Leadfoot'un anısına mı yapıldı diye çok konuşulmuştu. Onu bile üreticiler atlamamışlar. Dilerseniz Topspin'in kafasını Leadfoot kafası şeklinde değerlendirebilirsiniz. Leadfoot'un kafasını bu versiyonla değiştirerek daha böyle gözlüklerin ön plana çıktığı bir kafayla kullanabilirsiniz. Harika. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum şu anda. Muhteşem düşünülmüş detaylar. Ve Rootbuster. Rootbuster da silahlarıyla araç formunda. Ya muhteşem gözüküyor. Özellikle şu ön tarafı, yani büyüleyici şu minigun'ı ön tarafta. Silahlar aynı şekilde. Arkası arkadaşlar tam bir NASCAR arabasına dönmüş. Gerçek bir NASCAR arabasına nihayet Rootbuster'ı döndürmüşler. Yani Studio serisinde de araç formunda. 3. film Deluxe versiyonuna göre çok daha başarılı. Şu görüntüye çok yakın bir görüntü olduğunu söylemek lazım ama hani bana göre çok 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 üstün. Studio serisinden de ve zaten de klasik Deluxe versiyonundan da çok çok üstün bir şu an görüntü var karşımda. Robot formunu da görmek için açıkçası sabırsızlanıyorum bu iki figüründe. Ama incelemeleri için biraz bekleyeceğiz.
Top Spin'de olduğu gibi Rootbuster'da da yine ekstra bir parça. Silahı unutulmamış. Onu da şöyle koyalım. Ve arkadaşlar, Yıkıcılar ekibimiz muhteşem görüntüsüyle koleksiyonumuzdaki yerini alıyor. İncelemelerini çekmek için sabırsızlanıyorum. Yani tek tek hepsinin incelemesini çekip bir an önce görmek istiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki kutu açılımı videosunda ve figür incelemesi videosunda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olarak da bana destek olmayı lütfen unutmayın. Galiba ilk randevumuz Perşembe saat 10.